Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir çocuklar. Bugün toplamı tahmin etme konusunu işleyeceğiz. Beni bir dikkatli bir şekilde dinlerseniz toplamın sonucunu tahmin etmeyi, toplama işlemi yapmanız gerektiğinde tahminen hızlıca sonuca ulaşmayı öğrenmiş olacaksınız. Çocuklar şimdi diyelim ki bize tahmin edeceğimiz sayılar verilsin. Örneğin diyelim ki 38 ile 45'in tahmini toplamının kaç olduğunu bulunması istersin. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sayılarımızı en yakın olduğu onluklarına yuvarlıyoruz ve o şekilde tahmin ediyoruz. 38 sayısı kaça yuvarlanır? 40'a. 45 sayısı kaça yuvarlanır? 50'ye. Ben yuvarladım, yuvarladım. Tahmini toplamı bulurken yuvarlanmış olan sayıları toplayarak tahmini toplama ulaşıyorum. Örnek verelim. Sayımız 386 ile 422 olsun. Bunların tahmini toplamı bize sorulsun. Biz yine en yakın oldukları onluklara yuvarlıyoruz. 386'nın en yakın onluğu kaçtır? 86'nın en yakın onluğu 90. O zaman 386'nın en yakın onluğu nedir? 390. 422'nin en yakın olduğu onluk nedir? 22'nin en yakın olduğu onluk 20'ydi. 422'nin yakın olduğu onluk 420. Bizden istediği yuvarlanmış hallerinin toplanması 0, 0 daha 0. 9, 2 daha 11. 11'in biri elde var. 1, 3, 4 daha 7. Bir tane de burada vardı. 8. Devam edelim. Yine tahmini toplamın sorulduğunu düşünelim. Sayılarımız 326 ile 281 olsun. En yakın oldukları onlukları buluyoruz. 326'nın en yakın olduğu onluk nedir? 26'nın 2, 30. O zaman 326'nın 2330. 330. 281'in en yakın olduğu onluk nedir? 81'in 80. 281'in en yakın olduğu onluk 280. O zaman topluyoruz. 0, 0 daha 0. 8, 3 daha, 9, 10, 11. 11'in bir elde var. 1, 3, 2 daha, 5. Bir tane de burada vardı. 610. Anlaştık mı? Sonra gelelim test kitaplarımızdaki çıkacak şekillere. Bir işlemin hem gerçek sonucunu, gerçek işlemini, hem tahmini işlemini hem de farkını soracaklar çocuklar. Bize şunu söyleyecek gerçek işlem ile, gerçek sonuç ile tahmini sonuç, tahmini işlem arasındaki fark kaçtır diyecek. Eğer ki bize bu şekilde sorular gelirse, gerçek sonuç ile tahmini sonuç arasındaki farkı sorarsa, gerçek işlemde gerçekten o işlemi yapmamızı istiyor. Yani biz burada gerçekten 386 ile 245'i toplayacağız. Çünkü burası toplama işlemi. 6, 5 daha 11, 8, 4 daha 12. Bir tane de burada vardı 13. 3, 2 daha 5, bir tane de burada vardı 6. Bizim gerçek sonucumuz, gerçek işlemimiz 631. Şimdi tahminisini soruyor. Tahmini işlemlerde biz ne yapmayı öğrenmiştik? Yuvarlayıp sonuca ulaşmayı öğrenmiştik. 386'nın en yakın olduğu onluk nedir? 86'nınki 90, 386 iki, 390. 245, 45'in en yakın olduğu onluk 50. O zaman 245'in en yakın olduğu onluk 250. Toplamını soruyor. 9, 5 daha, 14, 3, 2 daha 5, bir tane de burada vardı, 6. Farkta da bu sayı ile bu sayının arasındaki farkı buluyoruz. 640'dan 631'i çıkarmamız istiyor. 0'dan 1 çıkmaz. Komşuya gidip bir 10'a kaldık. Burası 3 oldu. Burası 10. 10'dan 1 çıktı. 9. 3'ten 3 çıktı. 0. 6'dan 6 çıktı. 0. Demek ki benim gerçek işlemim ile tahmini işlemimin arasındaki fark 9'muş. Lütfen ekranı durdur ve alttaki ee, işlemin gerçek sonucu ve tahmini sonucunun arasındaki farkı kendin bulmaya çalış olur mu? Devam edelim Bize buradaki Toplama işleminin gerçek sonucunu soruyor gerçekten topluyoruz 496 ile 248'i toplamamızı istiyor 68 daha 14 9 1 daha 10 4 de burada 14 4, 2 daha 6 bir tane de burada vardı 7 tahmininde ne yapıyorduk? Yuvarlayarak buluyorduk. 496'nın en yakın onluğu nedir? 96'nın en yakın onluğu 100. O zaman bizim buraya 1 yüzlük artırmamız gerekiyor. 500 oldu. 248'in en yakın olduğu onluk 250. Topluyoruz. 750 ile 744 arasındaki farkı buluyoruz. 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya gidip bir onu 10 kaldık. 10'dan 4 çıktı 6. 4'ten 4 çıktı 0. Demek ki bizim farkımız kaçmış çocuklar? 6'ymış. Güzel. Bir problemle geldik. Ekranı durduruyorsun. Kendin çözmeye çalışıyorsun. Arda içecek reyonunun önünden geçerken Teneke kutu içeceklerin fiyatlarının teneke olanların fiyatlarının 23 lira, karton kutu içeceklerin fiyatlarının 19 lira, plastik şişe içeceklerin fiyatlarının ise 15 lira olduğunu fark ediyor. Arda alışveriş sırasında meyve suyu, soda ve su aldığına göre ödemesi gereken tahmini ücret yani Nasıl buluyoruz? Yuvarlayarak sonuçlara ulaşmamızı istiyor, değil mi? Tahmini ücret ne kadardır? diyor. Şimdi bir meyve suyu alıyoruz. Meyve suyuna baktık. Meyve suyu teneke kutu içerisinde mi? Karton kutu içerisinde mi? Plastik şişe içerisinde mi? Evet, karton kutu içerisinde. Karton kutu ücretleri ne kadardı? Karton kutu ücretleri 19 liraydı. Bunu alıyoruz. Sonra ne alıyordu Arda? Soda. Soda. Teneke kutu mu? Karton kutu mu? Plastik şişe mi? Sodaya bakıyoruz. Teneke kutuda. Teneke kutunun ücretine kadardı. 23 lira. Bunu da aldı. Ve ne alıyordu Arda? Su alıyordu. Su hangi şişede? plastik şişede. Plastik şişeler ödememiz gereken ücret ne kadardı? 15 liraydı. Arda karton kutudaki ücreti 19 lira verdi. Plastik şişedeki ücreti 15 lira verdi. Teneke kutudaki 23 lira. Ama bunların toplamının ne kadar olduğunu mu soruyor? tahmini toplamını mı soruyor? Tabii ki tahmini toplam. Çünkü burada tahmini ücret demişti bize. O zaman yuvarlayarak buluyoruz çocuklar. Geldik. 19 neye yuvarlanır? 20'ye. 15 neye yuvarlanır? 20'ye. 23 neye yuvarlanır? 20'ye. Bunların toplamını soruyor. Cevabımız tahmini toplamımız 60. Tamam mı? Süper. Geçtik diğer sorumuza. Lütfen ekrana durdur ve kendini çözmeye çalış. Ağaçlar sonbaharda gündüzlerin kısalması ve hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte su ve besin stresi yaşarlar. Bu stresten korunmak, don hasarından ve hastalıklardan sakınmak için yapraklarını dökerler. Dökülen yapraklar da toprağa besin katarak yeni bitkilerin büyümesine katkıda bulunurlar. Yaprak dökümü Ağaçların kışa hazırlık yapmalarının ve hayatta kalmalarının doğal bir yoludur. 87 yaşında olduğu bilinen sokağımızdaki ağaç kış mevsimine hazırlanıyor. Dün 456 yaprak, bugün 567 yaprak döktüğüne göre yaprakların tahmini toplamı ne kadardır? dökülen yaprakların tahmini toplamı ne kadardır? Biz tahmini olunca ne yapıyorduk? Yuvarlayarak buluyorduk. Dün 456 dökülmüşse onun tahminisi kaç eder? Evet 460 eder. Bugün 567 dökülmüşse bunun tahmini kaç eder? 570 eder. Ve tahmini toplam dediği için topluyoruz. 0, 6 7 daha 13 3 4 5 daha 9 bir tane de burada var 10 güzel Hadi geçelim son sorumuza. Lütfen yine kendin çözmeye çalışıyor olur mu? Ankara'dan İstanbul'a hareket eden uçaktaki erkek yolcuların sayısı 345. Kadın yolcuların sayısı 867'dir. Çocuk yolcuların sayısı ise 63'tür. Buna göre uçaktaki tahmini yolcu sayısı kaçtır diyor bize? Tahminini soruyor. Tahmini olunca ne yapıyoruz? Yine yuvarlayarak buluyoruz. 345 kaça yuvarlanır? Evet. 350'ye. 267 kaça yuvarlanır? Evet, 270'e. Çocuklar kaça yuvarlanır? 63'tü. 60'a tahmini toplam dediği için topluyoruz. 0, 0, 0 daha 0 eder. 5, 7 daha. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 daha ekliyoruz. 18. 3, 2 daha 5. Bir tane de burada vardı. 6. Anlaştık mı? Çocuklar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Lütfen konuyla ilgili bol bol soru çözmeyi ihmal etme. Anlamadığın yerler varsa bu videoyu baştan tekrar dinleyebilirsin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.